Ben alacaksın domates nasıl al, al, alamayacaksın? Domatesle yemek yapıyorsun. E tamam da ya yani. yani... almadım diyor içime silmedi. yani sonuçta domatesden vaz mı geçeceksin yani? E ne yapıyor millet? E, tabii yani şöyle ne bir şey bakın hayat hayat pahalı üretemiyoruz ve insanlarımız yoksul. Milyonlarca insanımız açlık sınır altında yaşıyor. Yine milyonlarca insanımız yoksulluk sınır altında yaşıyor. Özellikle İç Anadolu, evet. Doğu Anadolu, Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Çok sık gezdiğin için soruyorum. Evet. Oradaki insanların... Gerçekten da, insanlar yüzden... yoksul ve çaresizler. Tepkililer bir de yani sonuç itibariyle. Yani Türkiye 20 yıl önce böyle miydi gerçekten? Yani Bunlar temiz bir Türkiye devraldılar. Gerçekten bakın 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara geldiklerinde temiz bir Türkiye devraldılar. Ekonomisi rayındaydı, rayına girmişti. Bedenin 3 siyasi parti ödedi hatırlayın. 3 siyasi parti, koalisyon partileri, DSP, MHP, Anavatan Partisi o ekonomik program nedeniyle Barajın altında kaldı ve ekonomisi rayına girmiş bir Türkiye devraldılar. Ve şimdi geldiğimiz 20 yıl sonra insanlarımız 10 kat daha yoksullaştı. 10 kat daha fakirleşti. Yurttaşlarımız arasındaki gelir dengesizliği çok fazla bir biçimde arttı. Yani nüfusun yüzde onu yani sonuçta gelirin neredeyse %60'ına 70'ine yükmediyor milli gelirin. Böyle bir tablo var gelir eşitsizliği var aynı zamanda. İnsanlar yoksul. Sebze üretemiyoruz, meyve üretemiyoruz, tahıl üretemiyoruz hepsinde dışa bağımlı hale geldik. Tümünde elektrik enerji, tüm tümünde ha. dışa bağımlıyız ba Tümünde bakın Buğday bunları alıyoruz. ay alıyoruz, evet. ayçiçeği yağı alıyoruz. Bunlar bizim ülkemizin diye hepsi ya. En, evet doğal e, evet. endemik evet. ürünleriydi Evet yani, biz, bak ya bakalım yanı başımızda ayçiçeğin merkeziydi. Çoğu tarla artık ekilmiyor. Girdiler fazla, gübre fazla, benzin fazla, mazot fazla. Nasıl ekecekler? Ekmiyorlar. Ekince de zarar ediyorlar. Dolayısıyla da kendi topraklarımızı ekemiyoruz yani. Bu kadar geniş bir coğrafyada o topraklardan üretime dönük herhangi bir şey çıkartamıyoruz. Çiftçi ekmek istemiyor. Bazotu karşılayamıyor, gübreyi karşılayamıyor. Niye eksin? E, yeterli destek yok kendilerine yine aynı zamanda. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. ne hakikaten sonunda yani e, e şimdi ta, savaş domatesi sahneyle alacağız. Evet. Tabii. Şimdi... Yok yar, yarın öbür gün şey denecek ya yarın domates falan denecek yani. Ne diyor ki bu şükredin diyor siz diyor işgal altında sanki işgal vardı da kurtardı bir de yani. Bir de, ne yani, demek ya? Bir de ne yapıyor yani gerçekten insanla dalga geçecek bir biçimde yurttaşlarımızda tarifte bulunuyor diyor ki akşamları ben uyumadan önce manda yoğurdu, Medine hurması, ondan sonra kestane balı ve yulaf yiyorum. Hesaplamış arkadaşlarımız Sadece onu bir insan, tek bir insan bir ay boyunca yerse dört bin lira ya. Dört <laughs> bin lira asgari ücret gerçekten. Sadece bunu yese başka bir şey yemese. Bir aylı <laughs> da. Şimdi e, bakın bütün bunlar bir zaten tarımı perişan ettiğimiz için oldu. İki e, hani hep diyorlar ithal ikame ekonomiden evet. kurtulacağız, kurtulamıyoruz. Çünkü tarımı, sanayi öldürürseniz. En önemlisi de paranızın değeri düşerse yani geleceğiniz nokta bu. Dış ticaret açığı da olur. Her şey olur. Yani e, durum o noktalarda. Önceki gündü galiba e, bir grafik e, verdim. E, son işte durum itibariyle en çok değer kaybeden paralar listesi. Şimdi en çok değer kaybeden paralar listesinde sondan ikinciyiz. Macar Fronti, Polonya Zöldisi Arjantin pesosu, Türk lirası ve sonra Rus rublesi. Şimdi Rus rublesi... Savaş nedeniyle düştü yani bu kadar dipte. Son bir 40, 40, yani 40 günlük savaş korkmuş. Rus ekonomisini yerle bir etti. Yani. Bir, dakika, evet. bir dakika öyle değil. Ee, Hava Asal Halk TV sevgili e, arkadaşım, ekonomi uzmanı e, diyor ki Bombalar Ukrayna'ya değer kaybı Türkiye. Türk Lirası'na düşürüyor. Şimdi bombalar Ukrayna'ya düşüyor da bizim paramız bu arada yanıyor, yıkılıyor. Ee, şöyle, bir faiz arttırımına gitti Rusya'da Putin. Yüzde dokuz buçuktan politika faizi yüzde yirmiye çıktı. Yani yaklaşık on puanlık böyle şok tedavisi gibi bir faiz artışı oldu. Onlar tabi nasmas dinlemiyorlar. Akılları olsa Erdoğan'ın ekonomi politikasını uygulayacaklar. İşte Ya ne yapacaksınız? Belki de hani Putin inadından yapıyor bilmiyorum. Ama o şok faiz artırımından sonra bakın ne olduğunu. Şimdi 24 Şubat'ta ilk bomba düştü. Oradan itibaren Dolar karşısında ruble'nin de 83.75'ti. Aman Allah'ım ruble değer kaybetti. Yani dolar yükseldi. Ruble perişan oldu. Bakın neredeyse iki katına çıktı. Sonra faiz kararıyla 83.42. Savaş öncesine döndü ruble. Şimdi bu bize bir şey anlatmıyor mu Allah aşkına? Ne anlatıyor ya da? Ya yani Erdoğan'ın bu politikaların aynı zamanda bir vesileyle yanlışını atıyor. Tabii bu Rusya'da yani kısa vadede belki bir yani değişiklik atmış olabilir ama uzun vadede yani sonuçta Hayır, o bu Hayır savaş evet. sürerse tabii evet, daha evet, neler olacak. Evet. Yaptırımlar mı yaptırımlar? Evet. Bizde yaptırım yok. Evet. Bizde ben e, savaş yok savaş, şirket, yok savaş yok. Evet. Savaş yok. Gerçi var da ne diyordu Erdoğan? Evet. Siz bir merminin top mermisinin ne, ne kadar, kadar olduğunu, olduğunu biliyor musunuz? Musun? Bilmek kurşunun... zorunda mıyız? Bir Bilmek zorunda miydi? mıyız? Niye bilelim ayrıca? Niye böyle bir şeyin içine girdik Suriye'de? Ve evet. hala çıkamıyoruz. program başında söyledik. Belki bizimle yeni buluşan izleyicilerimiz vardır. İstanbul'da bir Kaşıkçı davasının, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının savcısı dosyayı kapatalım, Suudi Arabistan'a gönderelim, bu işten kurtulalım demiş. Çok özetle kabaca anlatıyorum. Bu çok doğal ve çok anlaşılır bir biçimde Suudi Arabistan'a ilişkilerimizi yeniden düzele sokalım diye jest evet. çiçek verme. Evet, şimdi esaslı da barışır mıyız? Yani ben tabii ki barışılmasını istiyorum. Ama Erdoğan yani her şey yapar yani. Sonuçta bunun onun, onun arkadaşı olduğu gider olmaz mı? Onun dalga boyuyla yani buna yeter yani. Gider der ki arkadaşlar o zaman o zamandı. Bu kadar yıkım tamam da şimdi Böyle de diyebilir yani. Ama Esat onunla ilişkiye geçer mi onu bilmiyorum tabii. ya yani bu, Suriye çok enteresan tabii. Suriye'deki yani Denklemler yıkım e, Suriye'deki yıkım sonuç itibariyle yani bu hükümetin siyasi de rol oynadı oradaki yıkımda büyük oranda yani. 6 milyon işte sonuçta bizim ülkemizde 6 milyon yakın 8, göçmen var. 8 deniyor. Evet. 6 milyon civarında göçmen var. Göçmen dediğimiz Suriyeli. Suriyeli Afgan. evet evet. Suriyeli ve Afgan var. Yani maliyeti çok ağır oldu. Ee, gerçekten yani şunu ifade etmeliyim. Adalet ve Kalkınma Partisi son 5-6 yılda özellikle Türkiye'ye verdiği zararı zararı bu Cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet vermemiştir. Hiçbir hükümet vermemiştir. Son 5-6 ayda. Türkiye'nin sosyolojisi değişiyor bir de. İnsanlarımız mutsuz. Yani yeni gençler ya şimdi en iyi eğitim neresidir? Ya sınava girersiniz üniversite sınavına ilk tercih nedir genellikle öğrencilerin tıp fakültesi. Doktor olmak isterler. En yüksek puanla girerler. Ya bir doktor Türkiye'de kalmak istemiyor ya. Kaç bin tane doktor? Ya bu, bu kadar maliyetli bir eğitimden sonra son birkaç yılda yurt dışına gittiler. Gitme halen de gidiyorlar yani. Onları tutamıyoruz bakın nitelikli iş gücünü de ülkede tutamıyoruz. Niye? Mutsuzlar, umutsuzlar. Aynı zamanda. Bir de dayak yiyorlar. Evet. Gün aşırı dayak yiyorlar. Bir de evet bile, yani Allah sonuçta aşkına. işte yeni bir şiddet yasası mecliste dün görüşür yani görüşülmeye devam ediyor. O da önümüzdeki hafta gelecek ama mesele zihniyet meselesidir. İstediğiniz kadar yani o işte sağlık, sağlıkta şiddet, kadına karşı şiddet yasalarını değiştirin. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsil ettiği bu zihniyet değişmediği sürece hangi yasayı yaparsanız yapın sonuçta e, karşılığı bulmaz. Şimdi e, Esat'la e, barışıp barışmayacağı meselesi e, Türkiye için çok kritik. Evet. Ve e, hani Rusya ile Ukrayna'nın arasına bulmaya çalışan, bu yüzden de Nobel ödülüne aday gösterilmesini e, gerektiğini İst söyleyenlere iki çift lafım var. Önce kendi savaşınıza bakın. Önce kendi ger gerginliğinize, geriliminize, kaosuna bakın. Onlar savaşacaklar. Olmasın tabii ki. Savaş olmasın elbette. Ee, bakın şey gösterdim. Yana nevi bir daha göster dersecüm ya. Yani böyle bir böyle bir insanlık dramına zaten kayıtsız kalınabilir mi? Ya da bundan bir efendim politik ram çıkartılmaya çalışılabilir mi? Korkunç bir şey yaşanıyor. Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerden söz ettin. Evet. İnanılmaz bir rakam bu. İnanılmaz. Ama... Ve şu ana kadar da Ukrayna'nın nüfusunun %10'u yaklaşık. 10 milyon, pardon 4 milyondan fazla kişi ülkesinden ayrıldı. Evet, evet. 10 milyona yakın insan da yer değiştirdi. Yer değiştirdi. Şimdi Mariupol bu konuda çok fena. Mariupol görüntüsünü bir görelim. Hem yukarıdan hem de aşağıdan.